Kaç puan bak. Özellikle arıların kışlamasında, kış aylarının daha ılıman geçmesi, daha ılık geçmesi, küresel ısınmanın getirdiği bir takım etkiler, o küresel iklim değişikliğinin getirdiği genel anlamıyla etkiler, tabii ki bizleri, arıcıları ve arıyı da etkiliyor. Çünkü kış aylarında eğer salkım yapmamışsa, uyumamışsa canlı, baharda tabii ki sağlıklı çıkamıyor. Koloni kayıplarıyla çıkıyor arıcılarımız. Ya da ilkbahar mevsimindeki yağışlar, Karadeniz bölgesinde özellikle ilkbahar mevsimindeki yağışlar koloni çoğalmasının önüne geçiyor. Bu da tabii ki neyi beraberinde getiriyor? Arıcımızın verim düşüklüğünü beraberinde getiriyor. Görebildin değil mi? Şu da kapalı yavrular. Çiçeklenme döneminde yağmurlar eğer yıkama söz konusu olursa, yıkanırsa çiçekler, kestane çiçekleri, diğer kır çiçekleri gibi tekrar açmıyor. Ne yazık ki nektar yıkanmış oluyor ve ne yazık ki bu da bal veriminin düşük olmasına sebebiyet veriyor. Geçen yıl yağmur, ilkbahar mevsimindeki yağmurlar uzun süreli olunca tabii kestane çiçeğinden bal alamadık. Tabii bunun yanı sıra sadece bu da değil, aynı zamanda gal arısı, Çin'de ortaya çıkmış olan gal arısı dediğimiz bir böcek İtalya'ya, oradan da ne yazık ki ülkemize geldi. Bu da tabii ki kestanenin yaprakları ve çiçeklerine larvalarını bırakan bir böcek ve böyle olduğunda da kestanenin çiçek oluşumunu ve yapraklarını etkiliyor. Bizim de bal almamızı engelliyor. Hem meyve oluşumunda kestanenin hem de ballaşmasında çok ciddi etkisi var olumsuz anlamda gal arısının. Bir de iklimler üzerine eklenince tabii ki bal rekoltesi geçen yıl çok düşük oldu. Şu büyük gördüğünüz gözler. Geçen yıl Sinop ilinde toplam üretilen bal miktarı kestane balı bazında baktığımızda 40-50 ton civarında bir bal üretilmiş. Normal şartlarda bunun yaklaşık 150-200 tona çıkması gerekiyor. Yani neredeyse %20-25 kapasiteyle çalışmışız geçen yıl. Yumurta atma sayısını fazlalaştırdı. Yavruyu gördüğünüz gibi. Bu sağlıklı bir ana. Doğayla mücadele olmuyor. Doğayla, iklimle mücadelemiz bizim mümkün değil. Sonuç itibariyle bir şekilde uyum sağlamak zorundayız. Bunun için de doğru okumalıyız. Gerek hastalıklarla mücadele konusunda, gerek arının ilkbahar erken besleme ya da sonbahar geç besleme konusunda dikkat etmeliyiz. Kovanlarımızın öncelikle sağlıklı kovanlar olmalı. İyi havalandırılmalı. Sağlıklı yiyecek gelmeli kovana, sağlıklı polen akışı söz konusu olmalı. Dolayısıyla bir kere arı hastalıklarından koruduğumuz vakit arılarımızı bir kere mücadeleye başlamış sayılırız. Bunun yanı sıra tabii ki dediğim gibi iklimle mücadele öyle kısa soluklu bir mücadele değil. Bütün insanlığın üzerine düşen bir görev bu. Evet, geçen sene kestane balı olmadığı gibi çiçek balı da olmadı. Çünkü yani Nisan, Mayıs'ın sonuna kadar sürekli yağdı. Yani şu dutlar bile olmadı yani. Şu dutum var, dutlar bile kararıp döküldü. Mevsimden kaynaklanan bir şeydi. Artı kestane balında da kestane gal arısı diye, aslında sinek gibi bir şey ama gal arısı diyorlar bilimsel şeyi. O da kestanelere çok büyük tahribat yaptı. 21 günde işçiler çıkıyor. Bunun dışında mevsimsel değişiklikler, mesela bu sene arılar hiç uyumadı yani. Normal olarak Aralık, Ocak, Şubat gibi arıların uyuması gerekirken arılar polen taşıdı, çalıştı. Çalışan arı ölüyor, yerisine yavru yapamıyor, yiyeceği bitiriyor. Yani bir sürü onun gibi problemlerimiz var.